Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümde JavaScript'te geri sayım nasıl yapılır yani bir sayaç sistemi nasıl hazırlanır basitçe bunu işlemeye çalışacağız. Dilerseniz hemen kodlarımızla birlikte dersimize geçelim. İlk olarak elimizde bir HTML yapısı var bir de CSS yapısı var. Ayrıca bir de sayaç kısmımız var arkadaşlar. Bunlar şimdilik boş. Sadece burada e, CSS kodlarımızı ve JavaScript kodlarımızı e, HTML dosyamıza tanıttık. Ve body içerisinde bir container alanı oluşturacağım. Ve container alanında bir tane h1 olacak. h1 diyorum. Ve buraya sayaç e, geri sayım dersi diyeceğim java script olacak ve bunun içerisinde bir de ne olacak? Şöyle div hatta ee, ne diyelim? span içerisinde sayaç olsun. Şu span'ime de id olarak eşittir sayaç id'sini vereceğim. Evet sayaç buraya geldi ve App css kısmında ee, şu kısımları bir düzenleyelim isterseniz ne diyeceğim yıldız yıldız before ve yıldız after seçenekleri için margin değerini sıfırla padding değerini sıfırla ve box sizing değerinde border box yap diyorum. Ayrıca body kısmını seçiyorum ve body kısmında aslında bir font ekledim ben. Bu fontu hemen buraya eklemem lazım. Tabi fontumuz neydi? Font family ailesi olarak buraya kuik kuik sans evet sans serif pardon şuradaki sans-serif kısmına alayım şuraya şunları kopyalayayım pardon şunları sildim ve sans serif'i sadece buraya yerleştirmem yetiyor. Container kısmım geldi. Şunu biraz küçültebilirim. Evet şu şekilde. Tam olarak bunu orta kısma alayım ben ve body'ye ne diyeyim? display flex align items center ve just the content center diyerek ortalayayım. Ayrıca bir height verirsem eğer tam olarak ortalanmış olur. Bir de container klasımı seçeceğim. Container diyorum. Container klasıma e, width dememe gerek yok. Text align center diyelim ki tam olarak ortalansın. İçindeki font size'lar şöyle yapalım. Nokta container içerisindeki h1'e şöyle biraz yukarı çekeyim. Evet font size değerini 2 rem yapayım. İçindeki şunu kopyalayayım. Ve içindeki span değerinde 1 rem olsun. Şöyle 1 rem yapalım. Ya da bu da 2 rem olsun. Büyük olsun. Ve bir background color ekleyeceğim. Hangi değer? Şurası blue violet kısmı iyidir. Color olarak rengini de ff F yapalım. Yani içindeki rengi de beyaz olsun. Pading verelim. Pading bir reme 2 remlik bir değer verelim. Şimdi container içerisinde de display flex ve flex direction column dip bir gap değeri verebilirim. 2 remlik bir gap değeri verirsem şu şekilde birbirlerinden ayrılmış ve sayacın farklı bir renkte olmasını sağlayabilir. Artık e, sayaç javascript kısmına geçebilirim. Burada tanımlamıştım sayaç javascript'i. Buradaki amacım şu. E, girmiş olduğum bir sayı sayıyı dakika ya da saniye cinsinden alacağım. Ve burada geri geri oynatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani şu 10 dakikalık bir değer verirsem eğer 10 dakikada yani 9.59 saniyeden itibaren geriye doğru saymasını isteyebilirim. Burada ilk olarak şunu yapacağım. Diyeceğim ki istenilen süreyi bir hesapla. İstenilen süre eşittir. Dakika cinsinden mesela 1 dakikalık bir değere sahip olsun diyebilirim noktalı virgülümüzü ekleyelim. Dakika cinsinden ekledim. Daha sonra let diyorum. Bunlara let dememin yani bu değişkenlere let dememin e, anlamı şu. Çünkü ben bunları bir fonksiyon içinde kullanacağımdan dolayı konst'u kullanamam sabitleri. Sabit değişkenleri kullanamadığımdan dolayı let değişkenimi burada kullanıyorum. Ve diyorum ki toplam süreyi bir hesaplayayım. Toplam süre benim istenilen süreyi 60 ile çarpmam neticesinde elde edeceğim süre. Bunu da e, nedir? Toplam saniye cinsinden bir değeri olacak. Buna toplam süre demeyelim. Artık toplam saniye diyelim o zaman. Toplam saniye değeri. istenilen süreyi ne yapacağım? 60 ile çarptığım zaman toplam saniye değerini bulmuş olacağım. Ayrıca let sayaç element kısmını da alayım. Yani bu element kısmı da Şurada span'a bir özellik vermiştim. ID atmıştım. Bu ID'yi e, query selector çekmem gerekiyor. JavaScript derslerinde bunları detaylıca anlattım arkadaşlar. Tekrar anlatmayayım diyerek kısa kesiyorum. document query selector diyeceğim ve bunun içerisinde ID sayaç kısmını Alacak. Evet, sayış kısmını aldım. Ee, bundan sonra artık bunun içerisinde bir fonksiyon oluşturmam gerekiyor. Bu fonksiyonun geriye dönük bir sayım işlemi yapacağı için aklımda hemen ne olması gerekiyor? Set interval fonksiyonunu çalıştırmam gerekiyor. Bildiğiniz gibi eğer bir animasyona süreklilik kazandırmak istiyorsanız set interval fonksiyonunu kullanmanız gerekir buna const demeyeyim artık let'ten gittim. Buna tekrar let diyeyim. Sayaç başlat ismiyle bir set interval oluşturacağım. Set interval diyorum. Interval. Evet şu şekilde set intervali oluşturabilirim. Interval kısmına ise burada milisaniye cinsinden bir değer veriyorum. 1000 milisaniye benim 1 saniyeme tekabül ettiğinden dolayı buraya 1000 milisaniye ekleyeceğim. Peki set interval fonksiyonunu ben bu şekilde eklemek zorunda mıyım? Değilim. Şunu bir açıklama satırı haline getireyim. Başka ne türlü ekleyebilirdim? Set interval derdim ben buna. Ve şuradaki fonksiyonun yerine derdim ki sayaç başlat isminde bir fonksiyon oluştur. Ve bunu bir saniye süresiyle başlat diyebilirdim. Ve fonksiyon sayaç başlat diyerek şu şekilde bir fonksiyon da oluşturup bütün değerleri bunun içerisinde de oluşturabilirdim arkadaşlar. Ben bu şekilde oluşturmamayı denedim. Yani ikinci yolu değil de birinci yolu yani kestirme yolu kullanmayı istiyorum arkadaşlar. Sayaç başlat değişkenine aktardım neyi? set intervalin fonksiyonunu ve bunun içerisinde bakın şurada bütün kodlarım şunun içerisinde olacak. Bunun içerisine ilk başta ne yapmam gerekir? Bir if ile bir kontrol sağlamam gerekir. If diyorum. Neyin kontrolünü sağlayacağım? Diyeceğim ki toplam saniye cinsinden gelen değer. Yani şuradan gelen değer eğer sıfıra eşit veya sıfırdan küçük ise Burada bir işlem yapmasını istiyorum. Neyi? Çünkü buradaki sayaç geriye doğru sayacak. Geriye doğru sayarken 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 dedi. 0'a eşit olduğu an ne olacak? Set intervali hemen kapatması gerekir. Onu yapmam lazım burada. Clear interval diyeceğim tabii ki. Clear interval. Burada sayaç başlat isimli set intervalimi kapatıyorum. Kapattıktan sonra ne yapmasını istiyorum? Diyorum ki kapat ama şunun içerisine de kapatıldığını yaz demem lazım. Sayaç element içerisine inner html ile birlikte ne yazacağım? Şuraya diyeceğim ki sayacım sonlandı. Evet sayacım sonlandı diye buraya yazabilirim. Burada ne yapacak? Geri sayımı yapacak. Ondan geriye aldık. Mesela birden geriye aldık. Bir dakikadan geriye aldık. Sıfıra geldiğinde artık sayacımızı sıfırlayacak ve sayacımızdan çıkmış olacak. Peki sayacımızdan çıkmadıysa, devam ettiyse yani döngü devam ediyorsa, devamlı saymaya devam ediyorsa burada da bir ez işlemi yapacağız ve diyeceğiz ki artık toplam saniyeyi bir bir eksiltmeye başla. Saniye kısmından bir 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 eksiltmeye başla ki ben o sayacı tamamen görebileyim arkadaşlar. Burada const günler diyeceğim. Gün de diyebilirim. Eşittir. Ee, gün değişkenini bulmaya çalışacağım. Bunun için de matematik fonksiyonları kullanacağım ilk başta. Ve diyeceğim ki yuvarla. Neyi yuvarla? Buradaki fonksiyon içerisine yazacağım değişkenleri yuvarla ve gün değişkenine aktar diyeceğim. Ee, bunu şöyle anlatmam Gerekirse daha güzel olur. Mesela bir gün kaç saat eder? 24 saat eder değil mi arkadaşlar? Mesela 24 saat eder. Ayrıca 24 çarpı 60 çarpı 60 bana neyi verir? Saniye cinsinden değeri verir. Ama sadece şurası dakika cinsinden değerini verir. Değil mi? Şöyle yapmak daha mantıklı. Evet. Bakın şimdi şöyle. Evet. Bir gün 24 saat 24 çarpı 60 dakika. Ayrıca 24 çarpı 60 çarpı 60 saniyeye tekamül ediyor arkadaşlar. Ki buradaki matematiksel fonksiyonu da bu şekilde yazmalıyım. Yani tekrar söylüyorum. Toplam saniyeyi getireceğim. Bakın burada yukarıdan tümden gelen bir kısım var. Yani saniyeden güne kadar gün saniyeye çevrilmesi anlamı var. Ama saniyeden güne çevrilirken buradaki çarpım değerleri ne olacak arkadaşlar? Bölü değerini çevrilmeli ki ben gün değerini bulabileyim. Yani şöyle. Toplam saniye kısmını alacağım. Buraya toplam saniye kısmını aldım ve böleceğim. Neye? Toplam saniyeyi buldum. Şuradaki çarpımları artık benim bölü yapmam gerekir. 3600 bölü 24 dediğim anda ben burada neyi bulurum? Gün sayısını bulmuş olurum. Bunun haricinde şöyle gelelim. Gün, saat kısmı var. Saat diyeyim. Şuraya dakika diyeyim. Ve şuraya da saniye cinsinden değerlerini bulalım. Şimdi aynı mantık Bunlarda da geçerli yani saatte ve dakikada ve saniyede de geçerli ama şöyle bir şey var. Şimdi biz burada gün değerini bulduk birbirine bölerek bulduk eyvallah ama saati bulurken nasıl yapacağım? Saati de aynı şekilde bulacağım 3600'e böleceğim ama saati bulduktan sonra bakın şuraya yazayım hatta bir saat eşit eşit 60 dakika değil mi? Eşit eşit diyorum. 60 çarpı 60 saniye eder diyorum. Yani toplam saniyeyi şuradaki değere bölersem ben 3600 saniye bölersem eğer ben saat değerini bulmuş olacağım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Nedir? Eğer saat değeri benim bir günümde yani 24'ten fazla olduğu zaman nasıl bir problem çıkar? Mesela 96 saat, mesela 100 saat. Burada 100 saatten geri gelmesini ben istemeyebilirim. Onun için burada bir mod alma işlemi uygulayacağım ve bunu da 24'e böleceğim arkadaşlar ki kalan değer benim için geri sayımdaki saat değerini versin. Aynı mantığı burada da yapacağım. Toplam saniyeyi 60'a böleceğim. Ve burada tekrar ne yapacağım? 60'a bölümünden kalan değeri de dakikaya eşitleyeceğim. Ve burada da aynı şekilde bir mod işlemi uygulayacağım. Ve toplam saniyeyi artık ne yapıyorum? 60 saniyeyi böleceğim. Ama kalanı alacağım. Sayaç kısmına yerleştireceğim. Bir bakalım doğru mu yaptık? Yanlış mı yaptık? bir yerden sonuç çıkmadı. İstenilen süremiz, süremiz 1 dakika. İstenilen süreye toplam saniyeye böldürdük. Pardon toplam saniyeyi bulmak için istenilen süreyi 60 ile çarptık ve toplam saniye değerini bulduk. Sayaç element kısmı var. Tabii ki sayaç element kısmını şurada yazdırdığımız gibi burada da yazmamız gerekir ki sayacım sonlandı yazacak. Ama burada bunu yazdırmayacağız. Nedir? Şunu yazdıracağım ve burada diyeceğim ki süre diyeceğim dolar ve buraya artık değişkenlerimi yazacağım gün gün şöyle ve dolar e, saat bunun haricinde dolar dakika ve tekrar dolar saniye saniye diyorum ve buradaki değişkenlerimi buraya yazmış oldum şimdi gün şuraya ben kısal Kısaltmalarını yazsam daha mantıklı. Dakika, bir dakika ve şuraya da saniye cinsinden değerini yazabilirim. Bir bakalım. Evet, 0 gün, 0 saat, 0 dakika ve 1 dakikadan itibaren düşmeye başlıyor. Ben bunu 10 dakika yapsaydım, 9 dakikadan düşmesi gerekiyordu. Evet, sayacımızı düzgün bir şekilde algoritmasını kodladık. Ama ee, yine şöyle bir sıkıntı var. Nedir sıkıntımız arkadaşlar? İlk bakışta görebildiniz mi acaba? Duruyorum, biraz bekliyorum sizi. Evet, düşünün. Bir sıkıntı daha var. Nedir? Evet. Sıkıntı şu. Bakın burada 0 gün diyor. 0 saat. Mesela burada 0.5 saat, 0.9 saat gibi burada öncelerine yani 0.5 saat dese 5 saat olarak değil de 0.5 saat olarak yazdırmasını isteyecektim. Yani burada 0.9 dakika gibi yazdırmasını da isteyebilirim. Burada bir format fonksiyonu oluşturacağım. Şöyle ki function format diyeceğim ve formatın içerisine şöyle yukarıya çıkartayım birazcık. Evet. Formata bir parametre vereceğim. A parametresi. Burada A parametresi içerisinden şuradaki değişkenlerimi geçireceğim ve başlarına sıfır yazdırmaya çalışacağım. Şöyle yapalım. Return diyeyim. Return yazamadık. Return. Return dedim. A eşittir pardon a sıfırdan pardon sıfır değil ondan küçük ise bakın bu ondan küçük ise dediği de şu 9'a kadar olan kısımlarda başında sıfır işaretini görmek istiyorum eğer ondan küçük ise bunu yap değilse şunu yap anlamına gelen Turner ifadesini burada kullanabilirim buraya yine geleyim aynı tırnaklarımı kullanayım ters tırnak kontrol alt ve virgüle iki defa bastığım zaman benim klavyemde çıkıyor ama sizin klavyenizde farklı bir şekilde çıkabilir arkadaşlar hangi klavyenizi klavyeyi kullandığınızı bilmediğim için şu anda bir şey diyemeyeceğim burada sıfır diyorum ve dolar diyeceğim ve süslü parantezlerim içerisinde a'yı alıyorum. Yani şuradaki değerim, değişkenim gelecek. Şuradaki parametre ile yer değişecek ve şuraya eklenecek. Eğer ondan küçük ise şurayı kullanacak, değil ise a'yı kullanacak arkadaşlar. Evet, buradaki kısmı oluşturdum. Artık burada format diyeceğim ve gün kısmını burada kullanacağım. Aynı şekilde burada format diyeceğim, format fonksiyonunu kullanacağım, ve saati burada kullanacağım. Aynı şekilde format diyeceğim ve dakikayı da burada kullanacağım ve saniyede de format diyeceğim ve saniye kısmını burada kullanacağım. Bakayım hepsinin başına sıfırı getirdiği gördüğüm kadarıyla. Ben şuraya Mesela bir tane daha şey değiştireyim. 10 dakika değil de 20 dakika yapayım, bakalım nasıl olacak. Şunu diyeyim ki 20 dakikadan düş, o zaman sıfır eklemeyecek. Evet, aynı. Şimdi 10'dan küçük olduğu zaman başına sıfır ekleyecek, 10'dan büyük olduğu zaman ise a'nın kendisini yani direkt şuradaki saniyeyi, dakika değişkenini kullanabilecek arkadaşlar. Buradaki mantık basit. Şuradaki görmüş olduğunuz gibi çevirmeleri, günler, saatler dakikalar ve saniyeler arasındaki değişimleri bildiğiniz sürece aslında geri sayım veya farklı bir saat değişkeni saat formatını kullanmak çok da zor değil arkadaşlar. Evet dersim bu kadardı arkadaşlar. Şöyle genel bir tekrar alalım. Dersimizde ne yaptık? Bir geriye sayım sayacı yapmaya çalıştık. Sayaç e, yapmaya çalıştık JavaScript'te. İlk olarak değişkenlerimi tanımladım. Değişkenlerimi neden let ile tanımladım? Çünkü letlerimi fonksiyon içerisinde bir e, global fonksiyon olarak alabildiğimden dolayı burada hepsine LED değişkeni demek istedim arkadaşlar. Ve geriye sayım bir işlem, bir animasyon işlemi olduğu için burada set intervali kullandık ve geriye sayma işlemini birer saniye, şuradaki 1000 milisaniye neticesinde birer birer saydırmaya çalıştık. Tabi ben buraya 3000 deseydim ne olurdu bakın. 3000 deseydim Bakın şuraya 59 dedi 58. 3 saniye bekleyecek 58'e düşecek. 3 saniye bekleyecek 57'ye düşecek. Burada böyle bir şey istemedimden dolayı burayı 1000 milisaniye yaptım. O da 1 saniyeye tekabül ediyor arkadaşlar. Burada da ne yaptık? Bir koşul içerisine soktuk. Dedik ki bizden istenilen toplam saniye sıfıra eşit olduğunda ne yapmasını istiyorum? Sayacımın kapanmasını istiyorum. Şurayı yeniden 1 yapayım ya da 0.5 yapsam. Bakalım 30 saniyeden devam etsin. 30 saniye bittikten sonra ne yapacak bana? ya da şurada 0.20 diyelim çok beklemeyelim. Evet 10 saniye. 10 saniye içerisinde dönecek, dönecek, dönecek benim döngüm. Yani set interval sayesinde şuradaki değişkenler sayesinde dönecek ve bana şurayı yazdıracak artık. Buradan çıkacak ve şuradaki kısmı yazdıracak. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Detaylıca anlatmaya çalıştım. En azından aklımızda, mantığımızda bir şeyler kalması amacıyla iyice anlattığımı düşünüyorum. Sorunuz olursa yorumlar kısmına belirtin. Müsait oldukça cevaplamaya çalışacağım. Ee, kanalı takip etmeyi unutmayın. Yine bir hatırlatma kanalı takip etmeyenler takip edenlerden çok çok daha fazla izliyor. Kanalı paylaşmayı unutmayın ki paylaşın. Başka arkadaşlarımız da derslerimizden bir nebze faydalansın arkadaşlar. Ayrıca şu altta bir bildirim zili var. Bildirim zilini tıkladığınız anda da benim videolarından ilk olarak siz haberdar oluyorsunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.